Şimdi hocam tabii ben son zamanlarda arkadaşlarımın sohbetlerde duyduğum tiroidin var, iyotla ilgili eksik varmış, destek olması az ya da çok çalışmasının belirtisi nedir diye soralım. Kişi kendilerini hissediyor. Tabii yani az önce iyottan bahsederken bütün tiroid hastalıklarında iyot takviyesi ya da alınması iyidir anlamında da düşünmemek gerekir. Tiroidin fazla çalıştığı hipertiroidi durumlarında aslında bazı özel durumlarda hatta kullanılmak üzere de üretimi zorunlu olan iyotsuz tuzlar da var. Yani bazı durumlarda da verilmeyebiliyor. Tabii onu bir değerlendirmeye almak gerekir. Hormon değerlerine göre önermek gerekir. Şimdi tabii tiroid hastalıklarını iki ana başlıkta toplamak gerekir. Bir tiroid kitleri olarak nodülleri, işte tiroid kanseri gibi. Bir de tiroidin hormonal hastalıkları. Yani çok çalışması ya da az çalışması ilgili bizim rutin hayatımıza çok karşımıza çıkan durumları dikkate almak gerekir. Önce hipotiroididen bahsedecek olursak, tiroidin az çalışması ki bu iyot eksikliğinde görülebilen bir şey. Sadece o değil, birçok alerjik diyelim, otoimmün hastalıklarda görülebilen bir şey. Ve bazı hastalıklarda daha sık görülüyor, eşlik eden bazı hastalıklarda. Mesela tip 1 diyabette %20'ye yakın oranda hipotiroidi görüyoruz hastalarda. Hipotiroidi tabii vücudun enerji mekanizmasını idare eden bir bez olduğu için tiroid bezi. Hipotiroidi de tahmin edeceğiniz gibi bir böyle deride kuruma, yavaşlama, insan metabolizmasında yavaşlama, nabızda düşüş, kabızlık, işte beyin fonksiyonunda yavaşlama, kilo alma gibi şeylerle karşımıza çıkıyor hipotiroidi. Hatta öyle belirgin bulgular oluyor ki yani kapıdan girince hasta anlaşılabiliyor. Böyle beklemiş, tedavi görmemiş hastalar. Bir test yaparak, kan testi yaparak ki bu TSH dediğimiz hormon ki rutin tetkiklerde çok göze çarpıyordur. TSH oldukça güçlü bir test. Üçüncü kuşak çok duyarlı bir test. Şu an yapılan hemen hemen her kurumda bu test yapılıyor. Son derece güvenilir bir test olarak kullanıyoruz. Bir TSH testi yaparak bunu ayırt etmek aslında mümkün. Hipertiroidi ise tiroid bezinin aşırı çalışmasıyla karakterize. Tabii buna bağlı klinik bulguların olmasıyla karakterize bir durum ki tahmin edileceği gibi bu hastalarda da aşırı bir aktivite artışı, sinirlilik, işte ishal, nabızda artış, çarpıntı, ellerde titreme, kilo kaybı, yine ikisi için de geçerli kısırlık, yani üreme fonksiyon bozuklukları gibi bulgularla karşımıza çıkabiliyor. Aşırı terleme olabiliyor. Her iki durumda da hormon tetkikleri son derece yeterli ve yararlı tabii ki. Bunların var olduğunu saptadıktan sonra eğer saptanırsa radyolojik tetkikler tabii ki yapılabilir. Yani hipertiroidi ve hipotiroidi günlük yaşantımızda sık olarak karşımıza çıkan bir kan testiyle ayırt edilebilecek klinik bulgulardır. Sorunuza kişi cevap... kendini fark etmeden tesadüf tetkiklerde ortaya çıkabilir mi diye soralım. Tabii ki, özellikle tabii evlilik sürecinde çıkan gebelik süresinde gözlemlediniz. Mutlaka hastalarınız, danışanlarınız vardı. Orada tabii gebelikte tiroidle ilgili neler söylemek istersiniz? Çünkü önemli bir konu olduğunu sizlerden bir sürü yazılı ve görsel basınlarında okuduğumuzda dile getirildiğinde mutlaka dikkat edilmesi kurallar da vardır. Sizden dinlemek isteriz hocam. Tiroid hastalıklarının önemini nasıl açıklarsınız? Şimdi tabii gebelikte ve çocukluk döneminde tiroid hastalıkları ayrı bir başlık altında inceleniyor aslında. Çünkü tiroid hormonu az önce de söylediğim gibi çocuğun nörolojik gelişimi açısından çok önemli. Aynı zamanda gebelik komplikasyonları açısından da yani işte erken doğum yapmak, riskli gebelikler gibi durumlarda da çok ilişkili. Dolayısıyla gebelerde özellikle ilk trimester, ilk 3 ayda TSH ve tiroid hormonu tetkikleri artık rutine girdi. Yani takiplerde. Çünkü normal kişilerin skalasının dışında bir değerlendirmeye alınıyor. Yani daha düşük değerler olması isteniyor. Çünkü gebelikteki hormonal değişiklikler nedeniyle her zamanki normal değerleri dikkate almıyoruz. Bunlarda daha yüksek değerlerin olmasını istiyoruz. Dediğim gibi
birinci trimesterde ayrı, ikinci, üçüncü trimesterde ayrı değerleri norm olarak dikkate alıyoruz. Aynı zamanda yeni doğan bebeklerde de tabii bakılabilir. Nörolojik açıdan bir sıkıntı dikkate alınırsa. İlk iki yıl için özellikle TSH değerleri çocuklarda çok önemli. Nörolojik gelişim ve yani bakılmış ki TSH düzeyleri bozuk olan ya da hipotiroid olan diyelim ki çocukların uzun vadede zeka gelişimlerinde de çok büyük farklılıklar var. Yani IQ testleri yapılmış onlara ve daha düşük olduğu ortalama olarak fark edilmiş. Dolayısıyla tiroid hormon değerleri özellikle gebelerde bakılabilmesi rutinde çok önemli.